Merhaba arkadaşlar. Ben kendi kendine ağaç diken bir robot tasarladım. Bu robot sayesinde dünyada eksilen ağaçların yerine taze fidanlar yeşerecek. Robotumuzun arkasında bulunan tohum haznesine bir miktar tohum koyuyoruz. Uydu vasıtasıyla robotumuzu ağaç dikilecek araziye konumlandırıyoruz. Robotumuza bir yazılım programı sayesinde programlıyoruz. Tohum kaç metre aralıklarda, kaç adet dikileceğini yüklüyoruz. Tohumlar fidan olana kadar her gün 1 litre su verecek şekilde programlıyoruz. Böylece biz diğer işlerimizi yaparken robotumuz da bize yemyeşil bir dünya hazırlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar. Hayalimdeki mini model tasarlamış olduğum arabanın lastiklerinin otomatikman kendiliğinden değişmesi. Yaz mevsiminde yaz düğmesine basıp arabamın lastiğini yaz lastiğine, kış mevsiminde kış düğmesine basıp arabamın lastiğinin kış lastiğine dönmesi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bir tane masa tanıtacağım. Bakın, benim tasarlayacağım masa şöyle, yanınızda bir arkadaşınız olursa yine çalışabilmek için böyle bir şey olması, daha sonra böyle yanında bir çekmece bulunması ve bakın şuranın açılabilir ve kapanabilir olması arkadaşlar. Bu özellik yani bacaklarını şey yapmak için arkadaşlar. Daha sonra içi böyle boş olacak ki içine daha bir şeyler koyabilelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kendi yaptığım mini model çalışmamı anlatacağım. Bu mini modelimizin adı Yemekçi. Bu makine sayesinde mesela kampta ateş, hiçbir şey yapmak yasak. Bu makine sayesinde artık aç kalmaktan kurtulacaksınız. Hem bu makine elektriksiz, şarjsız, topraktan güç alıyor, yani şarj alıyor. Bir de güneşten alıyor. Hava kötüyse toprağı kullanıyorsunuz. Ve burada da bir tane operatörünüz var. Bunu böyle koyuyorsunuz. Buraya da bir tane portakal sıkıyorsunuz ve buradaki operatöre getiriyor. Evet. Bunu da içebilirsiniz. Burada da bir tane kabımız var. Bu kapta şu alaka. Mesela burada et, sebze, makarna ve ekmek var. Bunları basarak buradaki yemeklerinizi kolayca pişirebilirsiniz. Arkadaşlar, benim deneyim de bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok sağ ol. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Öncelikle herkese merhaba. Şimdi ısı veren ortaya çıktı. Isı veren hem ısı alıyor hem ısı veriyor. Peki bu nasıl oluyor? Diyelim ben dışarıda kış mevsiminde dışarıda dolaşıyorum. Bir ben gördüm, çok yorulmuşum, oturuyorum. Oturdum, üş, çok soğuk demek yok. Yaz mevsimi, çok sıcak demek yok. Neden? Isı veren ortaya çıktı. Isı veren gördüğünüz gibi şuradan kırmızı tuşla ısı veriyor. Mavi tuşla ısı alıyor. Peki bu nasıl oluyor? Şurada gördüğünüz kabloyla hem ısı veriyor hem ısı alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.